Herkese İstanbul'dan merhaba. Bugün hızlı bir giriş oldu ama başlıktan da okuyabildiğiniz gibi bir benimle hazırlanan videosu çekmek istiyorum. Hem de böyle ufak böyle bir vlog tadında olacak. Gerçekten tam anlamıyla hazırlanmaktan bahsediyorum. Yani birazdan cilt bakımı yapacağım. Sonra lenslerimi takacağım, makyaj, saç, kıyafet. Bayağı kapsamlı ve güzel bir benimle hazırlanan videosu olacak diye umut ediyorum. Bu hazırlık niye? Bu hazırlık Harun için. Bugün Harun'un doğum günü. Onu kutlamaya gideceğiz. O yüzden iyi bir hazırlanmam lazım yani. Şimdi hemen yüzümü falan yıkıyorum. Geliyorum. Sonra yanıma getirdiğim maskeleri göstereceğim size. İlk defa deniyorum çoğunu. Onları beraber deneyelim. Sonra işte makyaja falan geçelim. Birkaç tane yeni ürün aldım bugün. Gratis'teki bir marka bu. Ama nasıl okunduğu hakkında en ufak fikrim yok. Far paleti getirmemiştim, o yüzden iyi oldu. Bir tane de rimel aldım çünkü benim getirdiğim kurudu ve ben normalde her gelişimde ipek kirpik yapıyorum ama bu sefer bilmiyorum, yapmak istemedim, üşendim. Onun yerine takma kirpik takacağız bugün. Dedim ya, full paket. Hadi ben yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Evet, yüzümü yıkadım, geldim. Bütün aldığım maskeler de burada. Şimdi bugün şunu yapacağız. Bu bir kağıt maske. Sonrasında da böyle bir şeyler aldım. Bunlardan birini yapacağım. Biri kolajenli, biri de kofeinli. Sanırım bugün bunu yaparım. Kofein biraz daha göz altlarım yatışsın diye. Tabii rimel de aktı baya. Rimel diyorum, hala rimel diyorum. Maskara. Aa, bu çok damlıyor. Çok komik. Okay. Bir de bu. Bununla da böyle yedireceğim. Ne kadar beklemesi gerekiyormuş bunun? 8 ila 10 dakika. İyi bakalım. 8 ila 10 dakika bunu yüzümüze tutalım. Ay, çok güzel oldu ya. Hissiyatı çok güzel. Evet, 10 dakika doldu. Şimdi çıkaracağım bunu. Biraz yaktı yüzümü, neden bilmiyorum. Okey, cildim bunu emsin. Sonra devam edelim. Direkt makyaja geçeceğim açıkçası. Çünkü daralıyor. Daha saçımı falan yapacağım. Bir de makyajım uzun sürecek. Kirpik mirpik takacağım ya. Bakalım, uzun zaman sonra takma kirpik takacağım. Umarım başarırım, beceririm. Hatta kirpiklerimi gösterebilirim. Şunları aldım. Şu olabilir. Okey. Birazdan görüşürüz. Ben de gidip süngerimi yıkayayım o esnada. Vazgeçtim, bunu yapacağım ya. Yapmışken hepsini yapalım. O kadar getirdim. İki gün sonra da dönüyorum. Yapmadan gitmeyeyim ama açamadım. Aslında bu yüzümde beklerken bir yandan elbiseyi giyebilirim. Çünkü onunla beraber, yani makyajlıyken elbiseyi giysem elbise batar. Boğazlı bir şey olduğu için. Şimdi bir de sus uygulayıp saçımı tarayacağım. Onu getireyim hemen. Bu arada yerde oturuyorum çünkü otel odası çok küçük ve başka yer yok. Evet, saçlarımı açtım. Bir güzel taradım. Normalde ben hiç at kuyruğu kullanmam. Çok nadir. Yani bir yere çıkacaksam çok nadir. Evde yapıyorum ama mesela hiç saçımı at kuyruğu yapıp çıkmadım. Ama bugün elbisemden ötürü öyle bir saç modeli yapacağım. Bir de ben tasarruf edeyim yerden diye valizimde şöyle bir şey getirdim. Bu hem saçı düzleştirebiliyor hem de kıvırabiliyor. Şöyle yapıyorsun, böyle de kıvırıyor. Annemden aldım ama çok pratik bir şeymiş. Bununla saçımı düzleştireceğim ama bu birazcık tabii düzleştirici gibi olmadığı için böyle jilet bir düzleştirme yapmıyor. Onu yapmaya çalışacağım. Bakalım. Evet, malum güneş gitti, o yüzden banyoya geçtim. Burada daha iyi görürüm diye. Ve elbisemi giydim. Birazdan boydan da göstereceğim. Böyle boyunlu bir şey ama ufak bir sırt dekoltesi var. O yüzden saçımı bağlamayı planlıyorum. Düzleştirdim saçımı. Şimdi bir bakın, yağ sürelim diyorum. Sonra bir tarayı toplayacağım. Aslında böyle önden de güzel ama bu elbisenin saçı değilmiş gibi hissediyorum. Neyse, bir bakalım. En kötü fikrimizi değiştirirsek öyle yaparız. Böyle düşündüm.
Evet ya, bence bu elbisenin hakkı daha toplu bir saç. Şimdi saç spreyi falan da yaparım. Bir de küpe falan takacağım. Şimdi bir ellerimi yıkayayım, lenslerimi takayım. Yeni lens aldım. Gerçekten çok güzeller. Mavi ama yine de daha doğal duruyor. Evet, lenslerimi taktım. Dediğim gibi çok doğallar. Şimdi bir baz süreceğim. Baz olarak bunu kullanıyorum. Bayağı da sevdim. En azından makyaj gün boyu kalıcı oluyor. Gece boyu diyelim. Ben göz altıma da getiriyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama kapatıcım daha uzun süre kalsın mantığıyla. Kendinden de bir glow var. Gerçekten seviyorum bu bazı. Biraz da hafif renk eşitliyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Sonra fondöteni göstereyim. Fondötenim şimdiye kadar denemiş olduğum en iyi fondöten olabilir. Sephora'nın bu Best Skin Ever. Zaten bence benim de best fondötenim Eva. Ama numarası neydi? 10N. Benim rengim. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Daha böyle kuru kuru bir fondöten istiyorsanız, yani pudralı, siz pek sevmeyebilirsiniz bunu ama ben hiç sevmiyorum böyle kuru kuru görüntüyü. Bunu da süngerimle yediriyorum cildime. Çok hafif biraz daha şuralarımı uygulayacağım. Göz altlarıma Catrice'in bu kamuflaj korektörünü uygulayacağım. Biraz daha böyle somon tonlu. O yüzden göz altı morluklarımı çok güzel kapatıyor. Fırçayla uyguluyorum. Ve göz kapağımı dokunuyorum. Çünkü göz kapaklarım da damarlı. İşte kalanlar da böyle. Sonra kapatıcı ya direkt geçeceğim. Ama ondan önce göz makyajımız bence yapalım. Göstermiştim. Bugün bu paleti aldım. Bunu uygulamayı düşünüyorum açıkçası. Birkaç tane şey ihtiyacım var. Şöyle. Daha sucuk. Daha soğuk mu yapsam, sıcak mı yapsam onu bilmiyorum şu an. Önce bir şu enerjiyle evet, tuvalette çekim yapmanın dezavantajı. Şuna bir sabitleyelim. Sonra bir altındakiyle hafif bir gölge yapıyorum. Sonra şu ışıklığı alacağım. Ama sanırım anlaşılan bir tık sonra en koyu rengiyle şu dış köşeye. Temiz bir fırçayla güzel dağıtıyorum.
Göz makyajım bitti yine. Şimdi bir kat ya da iki kat rimel sonrasında kirpik yapacağım. Bunu da bugün yeni aldım. Ne bu? Biolis'in denemek amaçlı. Hiç fırçasının neye benzediğini bilmeden aldım ve silikonmuş. Böyle. Bakalım. Tek katta böyle. Beğendim abla. Tabii kalıcılığı hakkında bir şey diyemem ama güzel. Bu kirpik öpücüsünü aldım çünkü Duo'yu bulamadım. Normalde hep Duo kullanıyorum. Bu kirpiklerde esansın. Açtım geldim. Zaten içinde yapıştırıcı varmış. Neyse şimdi asıl sıkıntı cımbızı bulmak bu çantanın içinde. Çanta da bu. Aha buldum. Tek attım. Vallahi buldum. Okey süper. Çok heyecanlı. Böyle tutacağım. Cımbızını ve yapıştıracağım. Açıyorum. Aha siyahmış süper. Hem de bayağı siyah. Duvarınki öyle değil. Şimdi biraz sizin üstünüzden bakmam lazım. Aynı oldu çünkü. Hata yapmak istemiyorum. Çok zor. Beğenisi yapıp geleyim. Her yerimi batırsam da bir şekilde kirpiği taktım. Bugün bunu aldım, o yüzden bunu deneyeceğim. Şöyle geniş bir üstünden de bununla geçiyorum. Ama bile yapıştırıcı bulaşmış. Siyah siyah. Bunu hızlıca temizliyorum. Evet şimdi sadece highlight kullanacağım. Bunun için Kiko'nun bu highlighter'ını kullanıyorum. Üstüne de Balm'ın highlighter'ını. Genelde likit artı pudralı ürünler kullanıyorum. O şekilde daha kalıcı oluyor bence. Biraz yumuşak onun için ama likit için. Yaptık. Ve son olarak göz pınarları da bitiyor. Bitti.
Şimdi size hızlıca elbiseyi de göstereyim. Şöyle kapatayım böyle. Görüntü kirliliği olmasın. Elbise bu. Trendyol'un çok meşhur bir elbisesi ama bence çok şık. Şöyle. Şimdi buna da dün aldığım kristal küpeleri takacağım. Şöyle şunlar. Bilmiyorum karanlıkta ne kadar belli oluyor ama böyle. Benim için bir ilk. Evet, şöyle daha belli olacak. Küpeler bu. Üzerime kaban giydim ve makyajım da bu şekilde. Daha doğal bir makyaj oldu öyle. Elbisenin aksine doğal oldu. Sevdim. Evet, şimdi ben mekana kaçıyorum. Evet, eğlenceden an itibariyle döndüm. Hala üzerimde kabanım var, henüz çıkarmadım. Ama size bir veda etmek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.